Yazılı Hazır Mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 5. sınıflar 1. dönem 1. matematik yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Bu yazılı sorularına ve daha fazlasına yazıldayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Aşağı dokunuşları verilen doğal sayıları rakamla yazınız deniliyor. İlk olarak ilkine bakalım. 700 milyon 605 bin 380. Şimdi ilk olarak milyon deniliyor ya milyon yazacağız. 700 milyon. Hemen 700 milyon yapıyoruz. Milyon o kadar olduğu için burada 3 tane bölük vardır diyebiliriz arkadaşlar. Birler bölüğü, binler bölüğü ve milyonlar bölüğü olmak üzere. Yani şu şekilde ayırabiliriz. 700 milyonu milyonlar bölüğüne yazdık. 605 bin, 605 binde arkadaşlar binler bölüğüne yazıyoruz. Bunların arasına nokta koyabilirsiniz tabi size kalmış. Sonra da birler bölüğüne de kaç yazıyoruz? 308 Buraya da 308'i direkt yazarak bu şekilde sayımızı bulmuş oluyoruz. 700 milyon 605 bin 308. İkincisine bakalım. 19 milyon 1022. Şimdi milyon deniliyor. Milyon varsa o zaman 3 bölükten oluşuyor. Milyonlar bölüğü, Binler bölüğü ve birler bölüğü olmak üzere. 19 milyon milyonlar bölüğüne 19'u yazalım. Araya nokta koyabiliriz. 1022. Şimdi 1022 e, binler bölümünde 1 bin, bin olacaktır. O da nasıl yazılır binler bölün? 001 olarak yazılmaktadır. 1022. 22'de birler bölümüne 022 şeklinde yazmamız gerekecektir. 19 milyon 1022 şeklinde okumuş oluyoruz. İkinci sorumuz aşağıdaki doğal sayının okunuşlarını yazıyla yazınız denilmektedir. Şimdi burada da tam tersini yapacağız. İlkine baktığımızda. Ne deniliyor? Şimdi bakın milyonlar bölü, binler bölü, birler bölü demiştik. Şimdi ne yapıyoruz? 12 ne var? Milyonlar bölünde. O zaman 12 milyon, 12 milyon diyelim. Milyon. Sonra binler bölüne hiçbir sayımız yok. O yüzden orayı geçelim. Sonra ne diyelim? Burada birler bölüğünde 2 rakamımız var. Direkt 12 milyon 2 şeklinde sayımızı okuyabiliriz. Diğerine bakalım. Şimdi milyonlar bölümünde 420 var. O zaman ne diyoruz? 420. Ne diyoruz? Milyon. 420 milyon. Sonra binler bölümünde 812 var. 8, 100. Şöyle devam edelim buraya. 812. Burası binler bölü olduğu için 812 bin. 403 ile birler bölümündedir. Direkt oraya da 403 diyoruz. 403 şeklinde sayımızı okumuş olduk. Tamam devam edelim. Üçüncü sorumuzda. Burada da işleminin sonucu kaçtır diye sorulmakta. üssü sayılarla alakalı bir sorumuz. Hemen bakalım. 5 üzeri 2 artı 2 üzeri 3 artı 7 kaç eder diye sorulmakta. Şimdi 5 üzeri 2 ne demektir? 5'in kendisiyle 2 defa çarpımı demektir. Hemen gelin burada çarpalım. 5 çarpı 5 arkadaşlar. Çarpma şu şekilde de yazabiliriz. 5 çarpı 5 kaçtır? 25'tir. Burası 25. Zaten burada herhangi bir işlem önceliği yok. Yani şu şekilde var. Önce üstü sayılar var. Zaten bunları bilmemiz gerekiyor. Üstü sayılardan sonra da sırasına göre toplamamız gerekecek. 5 üzeri 2'yi bulduk 25 olarak. 2 üzeri 3'ü bulalım. 2 üzeri 3 ile 2'nin kendisiyle 3 defa çarpımı demektir. 2 çarpı 2 çarpı 2. 1, 2, 3 gördüğünüz gibi. Burası 2 kere 2, 4. 2 ile çarptık 8'dir. 7'yi zaten aynı şekilde yazacağız. Yeni işlemimiz şu olmuş oldu. 25 artı 8 artı 7 olmuş oldu. Burayı da topladığımızda 25 artı 8'den 33, 33 ile de 7'yi topladığımızda 40 edecektir. Cevabımız 40'tır. Dördüncü sorumuz. Yukarıda verilen sayı örüntüsü belirli bir kurala göre oluşturulmuştur. Buna göre üçgen artı daire kaçtır diye sorulmaktadır. Öncelikle buradaki bize verilen sayıları bulabilmemiz için örüntünün kuralını bulmamız gerekiyor. Bakalım. Örüntümüz 5 ile başlıyor. Sonra 8 oluyor. 11 oluyor. Bakın buradan bulabiliriz. Sonra bakın 17'den 20 oluyor. Aradaki farklar ne? 3. 3 artmış yani. 8 artı 3 11. 17 artı 3 20 olacak şekilde. Yani örüntümüz 3'er 3'er artmaktadır diyebiliriz arkadaşlar. Örüntümüzün kuralını şöyle yazabiliriz. 3'en artı 2 şeklinde söyleyebiliriz. Bunu nasıl bulduk? Şöyle bulduk. 3'er 3'er arttığı için öncelikle 3'en diyoruz. Sonra ilk Birinci adımımıza baktığımızda 5 ile başlıyor. 5 ile başlayabilmesi için arkadaşlar bunu 5'e tamamlamamız lazım. Yani burayı birinci adım için n'e 1 vermeliyiz. N de burada adım sayısıdır. N'e 1 verdiğimizde 3 çarpı 1'den 3 gelecektir. Ama bizim ilk adımımız 5 ile başladığı için 3 artı 2 şeklinde söyleyebiliriz. Örüntümüzün kuralı da bu şekildedir. Örüntü kuralını bilmeye bile hiç gerek yok. Direkt burada ne yapacağız? 11'e 3 ekleyeceğiz. 11 artı 3 artı 3. 14 üçgeni bulduk. Sonra daireyi bulabilmek için de 23 ekleyeceğiz. 23 olmuş oluyor. İkisinin toplamı isteniliyor bizden. 23 artı 14 diyelim. 3 artı 4. 7. 2 artı 1. 3. 37. Bizim cevabımız olacaktır. Beşinci sorumuza devam edelim. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır denilmekte. Bize üslü ifadeler veriliyor. Gelin birlikte hemen bakalım arkadaşlar. 3 üzeri 3 eksi 2 üzeri 2 denilmekte. Şimdi 3 üzeri 3'ün diğer adı 3'ün kübü de olabilir. Mesela bir sayının üçlü kuvvetini alıyorsak kübü de diyebiliriz. Veya bir sayının ikili kuvvetini alıyorsak burada 2 üzeri 2 gibi e, 2'nin karesi diyebiliriz arkadaşlar. Bunlara da dikkat edin. Bu şekilde de sizlere söylenilebilir. Yani yabancı kalmayın. İşlemimize bakalım. 3 kere 3 üzeri 3 neydi? 3'ün kendisiyle 3 defa çarpımıydı. 3 çarpı 3 çarpı 3. 1, 2, 3. 3 kere çarpılması. 3 kere 3, 9. 3 ile daha çarptık. 27. 3 kere 3 üzeri 3, 27'dir. 27 eksi 2 üzeri 2, 2'nin kendisiyle 2 defa çarpımıdır. 2 çarpı 2'den 4, 24, 27 eksi 4 de 23'tür. Burası 23 bir aklımızda kalsın. Üstüne yazalım 23 diye. Sonra B'ye bakalım. 5 üzeri 2, 5'in 2 defa kendisiyle çarpımı. 5 çarpı 5 25 2 üzeri 1 zaten bir sayının birlik kuvveti alınıyorsa bu sayı kendisine eşittir arkadaşlar. Buna da 2 diyelim. 25 eksi 2'den de burası 23 gelecektir. Buraya da 23 dedik. Sonra 4 üzeri 2. 4'ün 2 defa kendisiyle çarpımı. 4 çarpı 4 16. 7 üzeri 1 de zaten 7'dir. 16 artı 7 gene 23'tür. Sonucuna bakalım. 3 üzeri 2. 3'ün kendisiyle 2 defa çarpımı. 3, 3, çarpı 3 9. 2 üzeri 3 işte 2'nin 3 defa kendisiyle çarpımıdır. 2 kere 2 4. 2 ile çarptık 8. 9 artı 8'den burası 17 gelir. 23 gelmez. Hangisi farklıdır diye sorulmaktaydı. Cevabımız denizli şıkkıdır. 6. İşleminin sonucu kaçtır diye sorulmakta. Bu soruda şuna dikkat etmemiz gerekiyor işlem önceliğine İşlem önceliği burada çok önemli ne yapalım üst ifadeyi bir çıkaralım arkadaşlar aynı şekilde yazalım 70-6 eksi parantez içine alıp bölü diyelim 4 üzeri 2 4'ün kendisiyle 2 defa çarpımıdır bu da 16'dır burayı 16 yazalım ve duralım sonra burada ne yapıyoruz burada öncelikle parantez içini yapıyoruz arkadaşlar parantez içi bizler için oldukça önemli. İlk olarak buranın parantez içini yapacağız. Sonra işlemimize devam edeceğiz. İşlem önceliğini burada dikkat etmemiz gerekir. Yoksa sorumuz gider. 70'ten 6 çıktı. 64 kaldı. Kafadan yapabiliriz. Bölü 16. 64'ü de 16'ya bölelim arkadaşlar. Böldüğümüzde 64 için 16 4 kere olacaktır. 24, 64 kalanımız 0. Buradan 4 bizim cevabımız gelecektir arkadaşlar. Bu kadar basit. Yedinci sorumuza devam edelim. Aşağıdaki abaküste her bir bölme sırası ile bir basamağı göstermektedir. Abaküste gösterilen sayının okunuşunun 240 milyon 302 bin olması için abaküse kaç adet daha boncuk eklenmelidir? Çok güzel bir soru arkadaşlar. E, yeni nesil soru diyebileceğimiz bir tarzda. Gene güzel bir soru. Öncelikle burada ne yapacağız? E, bize okunuşu verilen sayıyı yazacağız. Şimdi ne deniliyor? Milyon deniliyor. Demek ki milyon bölüğü de var. 3 bölük var. Milyonlar bölüğü, binler bölüğü ve birler bölüğüydü. Tekrardan hatırlatalım. Milyon kaç? 240 milyon. O zaman milyonlar bölüğüne 240'ı yazalım. Noktayı koyabiliriz. Sonra 302 bin. 302 bin. Binler bölüğüne de 302'yi yazıyoruz. Noktayı koyalım. Sonra e, 103. Direkt 103'ü de birler bölü olduğu için 103 şeklinde yazacağız. Son sayımızın okunuşunu yazdık ve her sıra bir basamağı temsil ediyor. Yani şöyle olacak. 240 milyon 240.302.103. Bakalım. Buradaki ilk basamakta 1 top var. 1 top daha eklenmesi gerekiyor 2 olabilmesi için. Burası 4 tamam eklenmiyor. Zaten burası 0 eklenmiyor. Burası 2 1 top daha eklenmesi lazım 3 olması için sıkıntı yok. Burası zaten 0 eklenmeyecek. Burası 2 1 top var 1 top daha ekledik. Burası 1 1 top var sıkıntı yok. 0 da top yok sıkıntı yok. 3 zaten 3 top var sıkıntı yok. Yani kaç top eklememiz gerekiyor? 1 2 3 ve 3. 3 tane top eklememiz gerekiyor. Şayet bu sayıyı oluşturmak istiyorsak. Cevabımız Bursa şıkkı. 8. Yukarıda bir doğal sayının bölüklerindeki sayılar verilmiştir. Buna göre bu doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir deniliyor? Gelin birlikte yapalım. yani sabahtan beri anlattığımız bölükler bu sefer soru olarak karşımıza geldi. 3 bölük veriliyor. Milyonlar bölüğünde 125 milyon deniliyor. 3 bölük verildiği için ne yapıyoruz? Öncelikle bölüklere ayırıyoruz. Milyonlar bölüğünde 125 sayısı var. 125'i milyonlar bölüğüne yerleştirelim. Binler bölüğünde 3 sayısı var. Bu üçü de binler bölüğüne eşleştirelim. 003 şeklinde. Sonra birler bölüğünde 707 var. Bunu da direkt birler bölüğüne yerleştirelim ve sayımız ortaya çıkmış oldu. 125 3707 Cevabımız Denizli Şıkkı. 9. Sayısının deniliyor. Okumaya gerek yok. 100 binler basamağı ile yüzler basamağındaki rakamların basamak değerleri sırasıyla hangisi deniliyor. 100 binler basamağına bakalım arkadaşlar. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, 10 binler ve 100 binler basamağı. 100 binler basamağındaki sayımız 2. Bu bir kalsın. Basamağı ile yüzler basamağındaki rakamların basamak değerleri sırasıyla nedir diye soruluyor. Şimdi neyi buluruz? Yüzler basamağını birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı olmak üzere, yüzler basamağındaki rakamımız da 4. Bizden ne isteniliyor? Bu rakamların basamak değerlerinin sırasıyla verilmiş hali istenilmektedir. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Basamak değeri nedir? Basamak değeri, o rakamın o basamaktaki basamak değeri değeriyle çarpılması demektir. Yani şöyle. E, yüzler basaman, basamak değeri 100'dür. Oradaki sayıyı, rakamı yüze çarparak basamak değerini bulabiliriz. Mesela 4'ün buradaki basamak değeri 4 çarpı yüzden 400'dür arkadaşlar. 2'nin buradaki basamak değeri ise 100, 2 çarpı 100 binden 200 bindir. Buna göre 200 bin ve 400 bin olmak üzere cevabımız A şıkkı olacaktır. Bu kadar basit basamak değerinde. Böylelikle öğrenmiş olur oldunuz. Basamak değeri çok karıştır. Sakın buraya direkt 2 ve 4 demeyin. Burada basamak değeri istenildiği için o basamağın ait olduğu değerle çarpılması gerekmektedir. 10. sorumuz. Yukarıdaki toplama işlemi toplananları en yakın yüzlüğe yuvarlayarak yaptığımızda toplam kaç olur deniliyor. En yakın yüzlüğe yuvarlama da şöyle olacaktır. Eğer en yakın yüzlük deniliyorsa onun bir sağındaki basamağa bakacağız. Yüzler basamağı burada 5, burada 4. Onun bir sağındaki basamak olan onlar basamağına bakacağız. Ve şöyle yuvarlamada da şöyle bir şey var. Sayımız 5 veya 5'ten büyük mü ona bakacağız arkadaşlar. Buradaki sayımız 5 veya 5'ten büyükse bir üst basamağa yuvarlanabilir. Eğer 5'ten küçükse 0 1 2 3 ve 4 ise aşağıdaki basamağa yuvarlanacaktır. Bu kadar basit. Şimdi Bakalım. 5'in sandaki basamağımız zaten onlar basamağıydı. Burada 8 var. 5'ten büyük olduğu için bir üst basamağı yuvarlanacaktır. Ve bir üst basamakta buradaki 5'i 6 yapacaktır arkadaşlar. Yani burası yuvarladığımızda 4600 olacaktır. Eğer yüzde yuvarlayacak olursak. Gördüğünüz gibi yüzlükler değişmekte. Buraya baktığımızda 3, 5'ten küçük olduğu için bu bir alt basamağı yuvarlanacaktır. Yani direkt 400 olarak kalacaktır. 0 olacaktır. Burası da 2400'dür. Toplamlarını soruyor bunların. 4600 artı 2400'den 0, 0, 10. Elde var 1, 4, 2 daha 6. 1 ekledik 7. Cevabımız 7000 denizi şıkkıdır. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından 11. sorumuzda devam edebiliriz. Yukarıda verilen bölme işlemine göre A sayısının en büyük doğal sayı değeri kaçtır deniliyor. Şimdi A sayısını 15'e bölüyoruz ve buradaki bölüm kaç? 9 arkadaşlar. Ama burada bize kalan verilmiyor. Kalanı da biz kendimiz ekleyerek en büyük doğal sayı değerini bulmaya çalışacağız. Asıl buradaki püf noktası buradaki kalanı belirlemektir. Yani burayı kalanı sıfır olarak algılamayın. Kalan burada bilmeyen verilmemiş bize. Biz a sayısının en büyük olabilmesi için ne yapmamız gerekiyor? Burada bölen sayıyla bölümü çarparak arkadaşlar sonra kalanı ekleyerek a sayısını bulabilmekteydik. Evet bu kuralı bildiğimize göre 15 ile 9'u burada bir çarpalım. 9 kere 5 45. 50 var 4. 9 çarpı 1 9. 4 ekledik 13. 135 gelmiş oldu. Al sayısı en küçük değeri deseydi 135'i yapıştırırdık. Ama en büyük değeri dediği için kalanı da hesabı katacağız. Burada peki kalan en büyük kaç olabilir? 15 derseniz gider. Çünkü 15 buradaki Bölen sayıya eşittir ve bölen sayıya kalan asla eşit olmaz. Ne olabilir? En fazla onun bir eksiği olabilir. Kaç olabilir? 14 olabilir. O zaman ne yapıyoruz? Buradaki 15 çarpı 9 ifadesine bir de 14'ü eklememiz gerekecektir. Topladığımızda da 9, 4, 1, 149 bizim cevabımızdır. Denizi şıkkıdır. 12. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu yanlıştır deniliyor? Şimdi e, burada kısa yolları kullanacağız. 740'ı 10'a bölüyoruz ve 74 buluyoruz. Şimdi 10'a böldüğümüzde onda kaç sıfır var? 1 sıfır var. 740'da kaç sıfır var? 1 sıfır var. O zaman bölme işlemindeki bu sıfırlar birbirini götürür. 74'ü de 1'e böldüğümüzde zaten kendisi 74 gelecektir. Yanlışlık yok. Doğru olduğu için A şıkkını eledik. B'ye bakalım. 1200 100'e bölünmüş 12 kalmış. Yüzde 2 tane sıfır var. 1200'e de iki tane sıfır var. Bu iki sıfırla bu iki sıfırı götürebiliriz. 12'yi 1'e böldük. 12 geldi. Burası da doğru. Doğru olduğu için eledik. Biz yanlış arıyoruz. 160'ı 20'ye bölmüşüz ve 8 bulmuşuz. Hemen sıfırları bir eleyelim. Sıfırlar birbirini götürür. Bölme işleminde. Sonra geriye ne kaldı? 16 ve 2. 16'yı da 2'ye böldüğümüzde kaç kalacaktır? 8. Burası da gene doğrudur arkadaşlar. Bakın kısa yoldan direkt sıfırları götürerek yapabiliriz. 2400'ü 400'e böldük. 60 kalmış mı? Bakalım. 400'de sıfır var. 2420 sıfır var. Bunlar birbirini götürdü. Sonra 24'ü 4'e böldüğümüzde kaç kaldı? 6 kaldı. Burası direkt 6 idi. Ama 60 dediği için bir sıfır fazla yazdığı için burası yanlıştır. Biz de yanlış aradığımız için cevabımız denizi şıkkı. 13. sorumuz. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi deniyor? Çarpma işlemi verilmiş. Gelin birlikte yapalım. 491 ile 23'ü çarpıyoruz. İlk olarak 3'ten başlayalım. 3 ile çarpacağız yukarı. 3 çarpı 1 3. 3 çarpı 9 27. Elde 2'miz var. 3 çarpı 4 12. 2'yi de ekledik. 14'ü direkt yazıyoruz. Sonra 2'ye geçelim. 2 ile 1'i çarptık. 2 bir basamakta kaydırıyoruz bildiğiniz gibi. 2 ile 9'u çarptık. 18. Elde 1'imiz var. 2 ile 8'i çarptık. 8. 1'i de ekledik. 9 kalmış oldu. Sonra burayı topladığımızda 3, 7 artı 2, 9, 4 artı 8 12 elde var bir. Burası 10 ediyor. Bir de elde vardı. 11 olmuş oldu. Yani 11.293 cevabımız denizli şıkkıdır. 14. 689 bölü 23 işleminin sonucun işleminde kalan aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmakta. Gelin birlikte yapalım. Bölme işlemimiz. 689 bölü 23 diyoruz. Şimdi bakın. Bölünen sayıyla bölen ya yani bölünen sayı bölen sayı iki basamaklı, bölünen sayı 3 basamaklı. O zaman bölünen sayının iki basamağını alacağız. Yani 68. 68'in içinde 23 kaç kere var dediğimizde 3 versek 69 oluyor. O zaman 2 verebiliriz. 6 46 oluyor. 68'den 46'yı çıkardığımızda 8'den 2, 6 çıktı. 2 kaldı. 4'ten 2 pardon 6'dan 4 çıktı. 2 kaldı. Burası 22. 22 23'e bölünmez. O zaman üstteki 9'u aşağıya indirebiliriz. Bu Burası kaç oldu? 229 oldu arkadaşlar. Şimdi hani 10 ile çarpıyor olsak zaten 230 olurdu ama 230'dan 1 düşük. O zaman 10'un 1 düşüğü olan 9 ile çarpmamız gerekecek. 9'a çarptığımızda da buradan kaç gelecektir? Ee, 23 ile hemen şurada 9'u bir çarpalım. 27 elde var 2. 9 kere 2 18. 2 de elde vardı. 207 gelmiş oldu. Burası 207. Çıkardığımızda da kalanı direkt bulacağız arkadaşlar. 22 olarak kalanı buluyoruz. Bizden kalan istenildiği için cevabımız Adana şıkkı. 15. Yukarıda bir toplama işlemi zihinden yapılışın adımları verilmiştir. Buna göre bu toplama işlemi açıdıklardan hangisi olabilir deniliyor. Şimdi öncelikle 60 ile 30 toplanmış 90 deniliyor. 3 ile 4 toplanmış 7 deniliyor. 90 ile 7 toplanmış 97. Yani bu iki, iki sayıyı toplayıp yapmışız. Burada ne yapmışız? Burada bir yuvarlama yapılmış arkadaşlar. Mesela ne olabilir? Burası 63 artı 34 olabilir. Bu işlem baktığımızda çok karışık geliyor. Çok fazla sayı var. Ama biz ne yapabiliriz? Buradan 3 çıkarıp buradan 4 çıkarıp burayı 60 artı 30 şeklinde söyleyebiliriz. Bu çıkardıklarımızı zaten sonradan birlikte toplayarak eklediğimizde gene sonucumuzda herhangi bir şey değişmeyecektir. Burası 63 artı 34 olabilirdi veya 64 artı 33 de olabilirdi. Bu fark etmez. Yani buradaki sayılar sabit olacak. Buradaki 4 ile 3 yer değiştirebilir. Yani cevabımız buna göre Ceyhan şıkkı 63 artı 34 olabilir. 16. sorumuza geldi sıra. Hemen bakalım. Sude 5700 liralık buzdolabını 12 eşit taksitli ödeyecektir. Sude taksitlerin 5'ini ödediğine göre geri ödemesi gereken toplam kaç lira kalmıştır deniliyor. Şimdi Sude 5700 liralık bir buzdolabı alıyor arkadaşlar. Ve buna 12 eşit taksit yapıyor. 12 eşit taksit ne demektir? Bu buzdolabının parasını 12'ye bölüp her ay 12'de birini ödemek demektir. Biz bu Sude'nin bir ayda ne kadar ödediğini bulabilmek için bu toplam buzdolabı fiyatını 12'ye bölmemiz gerekiyor. 5700 liralık bir buzdolabı almıştı Sude. 12'ye böldüğümüzde 57'nin içinde 12 kaç kere vardır? 5 diyemeyiz. 4 deriz. 48. 57'den 48 çıktığında 9 kalır. Sonra bir sıfırı aşağı indiriyoruz. 9'un içinde 12 yok çünkü. 90 oluyor. 90'ın içinde 12 kaç kere vardır arkadaşlar? Baktığımızda 8 desek 96 o zaman 7 diyebiliriz. 7. 7 kere 2 14. Elde var 1. 84. Geriye 6 kalıyor. 6'ın içinde gene 12 yok. Bir sıfırı indiriyoruz. 60. 60 bölü 12 de 5 eder. Burası 60 gelir. Kalanımız olmaz. Yani demek ki Sude bir ayda 475 TL para ödemektedir buzdolabı için. Buna göre sonun devamında Sude taksitlerin 5'ini ödediğine göre geri ödemesi gereken kaç lira kalmıştır? 5'ini ödemek demek 5 ay boyunca 475 lira ödemesi demektir. Şimdi şöyle yapalım. 12 eşit taksit öde ödemesi gerekiyor diye 5'ini ödediyse kaç ödeyeceği kaç taksit kalır Sude'nin? 12 eksi 5'ten 7 taksit kalacaktır. Bunun üzerinden hesap yapabiliriz. Direkt 475 ile 7'yi çarptığımızda ödemesi gereken toplam lirayı bulmuş oluyoruz. 475 çarpı 7 dediğimizde direkt ödemesi gerekeni bulacağız. 5 çarpı 7 35 elde var 3. 7 kere 7 49. Elde de 3 vardı 52. Elde 5 var bu sefer. 7 kere 4 28. Elde de 5 vardı 33 gelmiş oldu. Yani Sude'nin Geriye ödemesi gereken 3325 TL ödemesi çıkacaktır arkadaşlar. Bu şekilde bulmuş oluyoruz. Taksidin aya bölünmesi olduğunu anlamamız gerekiyor. Yani taksit demek şudur. Aldığınız bir ürünü ay ay parça parça ödemektesiniz. Cevabımız 3325'ti. Ve geçelim 17. sorumuza. Anıl elindeki boncukların bir kısmı ile yukarıda gösterilen örüntünün ilk 4 adımını oluşturmuştur. Anıl kalan boncuklarla bu örüntüyü 3 adım daha devam ettirdiğine göre Anıl'ın burada Ahmet denilmiş karıştırmış Anıl olacak arkadaşlar Anıl'ın başlangıçta en az kaç boncuğu vardır deniliyor Şimdi örüntümüzün kuralına bakalım İlk başta birinci adımda bir bilyemiz var boncuğumuz var 2. adımda 4 boncuğumuz var 3. adımda 4, 5, 7 boncuğumuz var Sonra bakalım 9, 10 boncuğumuz var Örüntümüz gördüğünüz gibi üçer üçer artmaktadır arkadaşlar Sonra devam edelim. Diyelim ki 5. adım olsa kaç boncuk bonca ihtiyaç vardı? 5. adımda kaç boncuğumuz olması gerekiyordu? 10'a 3 eklediğimizde 13 boncuğumuz olacaktı. Sonra 3 adım daha devam ettirdiğine göre 6 ve 7'yi de yapacağız. 6. adımımızda kaç boncuğumuz olacak? 13 üç artı 3'ten 16 boncuğumuz. 7. adımımıza da 16 artı 3'ten 19 boncuğumuz olacaktır. Sonra deniliyor ki analım başlangıçta en az kaç boncuğu vardır? Şimdi en az olabilmesi için sadece 7. adıma kadar yapılabiliyor olması lazım. Yani 7. adımdan sonra elinde boncuk kalmayacak. O zaman gelin birlikte bunları toplayalım. Bir boncumuz vardı. 4 daha 5 oldu. 5 artı 7 12. 12 artı 10 22. Burası bir kalsın. Şurayı toplayalım. 13 artı 16 29. 29 artı 19 kaç edecektir arkadaşlar? 8. Bir var elimizde. 48 olacaktır. Bir bakalım. Evet. 48, 48 de burada var. Bu ikisini topladığımızda kaç ediyor? 70 ediyor arkadaşlar. Yani Anıl'ın ilk başta 70 tane boncuğu vardı. Cevabımız Ceyhan Şıkkı. 18. ve son sorumuza geldi sıra. Hemen bakalım arkadaşlar. Emre 37 yaşındadır. Kerem Emre'den 6 yaş büyük olduğuna göre ikisinin yaşları toplamı kaçtır deniliyor. Şimdi Emre 37 yaşında. Kerem Emre'den 6 yaş büyük olduğuna göre 37'ye 6'ya ekleyeceğiz. Emre 37 idi. Kerem ise 37 artı 6'dan kaçtır? 43 yaşındadır. Bizden istenen ne? İkisinin yaşları toplamı. Biri 37, biri 43 olduğuna göre 37 artı 43'ten cevabımız 7 artı 3'ten 10. Elde birimiz var. 3 artı 4 7'dir. Bir de elde vardı. 8 yani ikisinin yaşları toplamı 80 olarak verilmiş oluyor arkadaşlar. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu yazılı olan ve daha fazlasını yazılıdin.net adresimizden ulaşabiliyordunuz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayalım dediğimiz gibi bu tür içeriklerin devamını gelmek istiyorsanız bunları yapmanız gerekmekte. Umarım sınavda istediğiniz notu alırsınız arkadaşlar. Çalışın, dua edin, gerisini Allah'a bırakın. Elinizden geleni yapın kısaca. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın ve kendinize iyi bakın.